Günaydın, ah haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 8.55 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. Dolu dolu bir şu gündem hazırladık. 2 saat boyunca ekranlarınıza yansıtacağız efendim haftanın son iş gününde. Hemen vakit kaybetmeden buyursunlar başlayalım terörle mücadelenin notlarıyla. Tunceli Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı Tunceli'nin Ovacık kırsalında jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında hava destekli operasyon vardı. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi ve silahları da ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanın 9. katında yangın çıktı. Daire alev alev yanarken mahsur kalanlar itfaiye tarafından son anda kurtarıldı. 12 katlı bir binanın 9. katı alev alev yandı. Yangın paniğe neden oldu. Üst katta kalanlarsa yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan mahsur kalanları tahliye etmeye başladı. Yangında kimse yaralanmazken dairede hasar meydana geldi. Erzincan'da geçtiğimiz gün etkili olan şiddetli sağanak sele neden olmuştu. O görüntüleri ekranlara taşımıştık hatırlayacaksınız. Sel anına ait yeni görüntüler var. Elektrik direklerini devirdi, önüne kattığı ne varsa sürükledi. Görüntü Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Güneybakan köyünden. Önceki gün bölgede etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelana dönüştü. Diyor. Şiddetli sağanağın yol açtığı sel ve heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Can kaybının yaşanmadığı selde tarım arazileri zarar gördü. ...27 Haziran'da kaybolmuştu İkranur. Hatırlayacaksınız 4 gün sonra da maalesef cansız bedeni bulunmuştu. Peki İkranur neden öldü? İşte bu soru hala gündemdeki yerini koruyor ve soruşturma sürüyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 ayrı ekip kurmuş durumda. İkranur Tuğra. İşte burada Selçuk var. Yaz oldu kaldı işte. Tekrar başlasın. Sağ ol. 7 yaşındaki İkranur Tirsi köye geldiği her zaman işte bu noktada arkadaşlarıyla ve kardeşleriyle köyün harmanlık yerinde oyunlar oynardı. O gün de yine arkadaşlarıyla ve kardeşleri buraya geldi, oyunlar oynadı. Ardından bu yolun başına geldi. Arkadaşlarına ve kardeşlerine siz burada bekleyin. Ben hayvanlara bakıp geleceğim dedi. Yürüdü ve bu patikadan aşağıya doğru gitti ve ardından kendisinden haber alınamadı. Ta ki 4 gün sonra cesedi bulununcaya kadar. Yedi yaşındaki İkranur'un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Jandarma ve özel bir ekip İkranur'un son göründüğü harman alanında delil ve izler arıyor. Tüylerim tiken tiken oldu. Allah ciğerlerini yaksın onların da. Ne istediler? El kadar çocuktan ya. Azıcık bir büyük bir şey olsa bir işi yapmıştır onlara da şeyini almıştır dedik ama. Baba ne diye bile zor söylüyordu çocuğum ya. İkranur'un arkadaşlarıyla beraber oynadığı en son görüldüğü nokta harman yeri noktası. İşte soruşturmayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Jandarmaya ait birimler İkranur'un son göründüğü noktada yeniden çalışma gerçekleştiriyor. Dostlar sağ olsun. Ya bir şey söylemeyeyim ama işte kafamıza senaryo uyduruyoruz. Yat kuranları, komutanları söylüyoruz. Peki sence ne olmuş olabilir senin tahminlerinle? Ya benim tahminlerim kaçırıldı. Sonra olay büyüyünce öldürdüler, bıraktılar çocuğu.
derdi ki buralarda oynardı her zaman. O kadar aşağı inebilir miydi? Yok inmezdi. Burası sınırlı. Buradan yukarı bir de eve giderdi. İkranur'un son görüldüğü noktada jandarma ve emniyet birimlerine bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından yeniden değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. En son İkranur'u görenler ve görgü tanıklarından ifadeler tekrar alınıyor. Dışarıda çocuklar olmadı mı şu kapıdan ayrılmazdı. İkranur'un son görüldüğü noktada emniyet ve jandarma birimlerine ait olay yeri inceleme ekipleri tarafından yeniden inceleme, araştırma ve delil aramaları başladı. İkranur öldü mü, öldürüldü mü sorusunun yanıtı burada yeniden aranıyor. Çok akıllı bir çocuktu. Böyle yani büyümüş de küçülmüş gibi ustaların yapacağı şeyleri yapardı. O çok akıllı çocuk hepimizin de yüreğini yaktı. Elbette soru işaretleri önümüzdeki günlerde netleşecektir. Sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi hava notlarıyla devam edelim. Aslında son iki gündür vatandaş geceleri uyuyamamaktan şikayetçi. Sıcak hava nedeniyle haritayı ekrana taşıdık. Bu koyu renkte kırmızı olarak gördüğünüz bölgelerde sıcaklık şu an itibariyle mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde. Akdeniz'de ve İç Ege'de özellikle yoğunluğu görebiliyorsunuz. Ama önümüzdeki günlerde bu 1-2 derece değil, mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkacak. Az sonra işin uzmanıyla da konuyu konuşacağız ama İstanbul'daki son duruma bir bakalım gelin. Muhabir arkadaşım Çağdaş bizi bekliyor İstanbul'da. Çağdaş Evren Şenli'ye hemen hızlıca dönelim. Hem nerede olduğunu soralım hem de bunaltıcı sıcaklar ne durumda? İstanbul'da sabah erken saatlerde havanın durumu ne diye soralım. Çağdaş günaydın. Aslında İstanbullular dün gece yine çok sıcak bir geceyi yaşadı. Bunaltıcı da bir sıcak vardı. Şu an durum ne? Hava ısınmaya başladı mı? Günaydın Cansın Helvacı. Bizler şu an Beşiktaş sahilindeyiz. Aslında geride bıraktığımız hafta şiddetli yağış ve selden söz ederdik. Ancak önümüzdeki günlerde artık sıcaklıktan söz edeceğiz. Ben şimdi sizleri İstanbul'un eşsiz manzarasıyla baş başa bırakayım ve havanın notlarını hızlı bir şekilde izleyenlerimle paylaşayım. Öncelikle Marmara bölgesi önümüzdeki hafta Basra alçak basıncı nedeniyle sıcak havanın etkisinde kalacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan hava sıcaklıkları Marmara bölgesinin etkisini fazlasıyla hissettirecek. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın Basra alçak basıncı nedeniyle sıcak havanın etkisinde kalması bekleniyor. Bölgede yağış beklenmezken havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Toparlayacak olursak Megakent'te hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken sıcaklığın 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bulunduğumuz saat diliminde Megakent'te havanın sıcaklığı 26 derece ve ilerleyen saatlerde bu havanın sıcaklığı da artacak diye tahmin ediyoruz. Evet, havanın notları bu yönde diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Peki Çağdaş, sabah erken saatlerde aslında kendi adıma ben yola çıktığımda henüz daha hava da aydınlanmamıştı ama o sıcak etkisini gösteriyordu. Şu an bulunduğum bölgede sen sahildesin, hafif de biraz rüzgarın doğduğunu görüyorum ama nem var mı? Bunaltıcı bir sıcak öğle saatleri itibariyle daha fazla hissedecek gibi miyiz? Nedir şu an senin hissettiğin durum? Cansın Evvacı, havanın notlarına baktığım zaman nem oranı %34 oranında ve tahminlerime göre artabilir. Aslında Ayhan'dan rica edeceğim, şu an vatandaşlarımız da bir kez daha göstersin. Herkes tişörtlerini giymiş durumda ki İstanbul'da artık yaz ayını hissedebiliyoruz. Aslında Haziran ayında bunu hissedemiyorduk. Fakat şu an bulunduğumuz ay içerisinde artık sıcaklığın etkisini bir hayli hissedebiliyoruz. Evet, sahil bölgesindeyim. Hafif bir rüzgar var. Bu da denize yakın olmamdan kaynaklı. Fakat merkeze doğru ilerleyişimizi sürdürdüğümüzde bu sıcaklık tüm vatandaşlarımız dahil beni de bunaltıyor. Ben sabah 7'de yola çıkmıştım. Köprüden geçtiğim andan itibaren, ki köprüde bilirsiniz rüzgar etkili olur. Arabayla geçtiğiniz zaman camlardan efil efil eser. Fakat köprüden geçtiğim zaman bile o sıcaklığı hissedebiliyordum. Mesela şu an bir vapur yanaştı Beşiktaş sahiline ve gördüğümüz üzere vatandaşlarımızın hepsi tişörtlü. Artık yaz ayının etkisini onlar da görebiliyorlar. Toparlayacak olursak nem İstanbul'da etkili
etkili. İstanbul'da sıcaklık artmaya başladı ve biraz önce de belirttiğimiz gibi tahminlerimize göre önümüzdeki günlerde yine bir hayli sıcaklık artacak diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Teşekkür edelim. Aman efendim, İstanbulluları da uyaralım. Öğle saatlerinde sıcaklık daha da artacak. Zaten ilerleyen dakikalarda detayları da konuşacağız. Şimdi Amerikalı bilim insanlarının da konuyla ilgili yaptığı dikkat çekici bir araştırma var aslında. Onunla devam edelim. Sıcaklık değişimlerini gösterildiği bir model geliştirdi bilim insanları. 125 bin yıldır görünmeyen bir sıcaklıkla karşı karşıya kalınabileceği duyuruldu. Son 125 bin yılın en sıcak havası yaşanabilir. Açıklama ABD'li çevrelerden geldi. Amerikalı bilim insanları sıcaklık değişimlerini gösteren bir model geliştirdi. Modelde 6500 yıldır süren soğumanın tersine döndüğü görüldü. Araştırma sonucunda bilim insanları hava sıcaklıklarının artacağını savundu. Son 125 bin yılın en sıcak havasınınsa önümüzdeki günlerde yaşanabileceği tahmininde bulundu. Kuzey Arizona Üniversitesi'nden bilim insanları araştırmada tarih öncesi iklimi modellemek için fosiller, göl tortuları ve buzul örneklerinden yararlanıldığını duyurdu. Dünyanın 6500 yıldan beri yılda 0.1 derece soğuduğu ancak son 150 yılda bu sürecin tersine döndüğünü kaydetti. Şimdi Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırmanın detaylarını da paylaşmışken değerli bir konuk da ağırlayalım. Doktor Deniz Demirhan konuğumuz olacak. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi 125 bin yıldır görülmeyen bir sıcaklıkla karşı karşıya kalabiliriz. Amerikalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırmanın sonucu bu. Önümüzdeki günlerde de yurt genelinde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde olacak bir sıcaklığı beklediğimizi biliyoruz. Meteorolojiden gelen son açıklamalar doğrultusunda normal mi bu yaşadıklarımız, bu sıcaklıklar diye sorarak başlayayım. Ülkemiz belirli alçak basınç ve yüksek basınç sistemlerin etkisi altında oluyor. Her dönemde, yaz dönemlerinde ve kış dönemlerinde farklı sistemlerin etkisi altındayız. Ve bu nedenle belirli dönemlerde sıcaklıklar artabiliyor. Ve şu dönemlerde de yine bir alçak basınç sisteminin etkisi altındayız. Bu Güneydoğu'dan, Arabistan tarafından ülkemize doğru hareket etmekte. Ve ülkemizdeki sıcaklıkları özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki, Doğu Anadolu bölgesindeki, Akdeniz bölgesi, Güney Ege, başta olmak üzere Ege'nin tamamı ve Marmara bölgesi, İç Anadolu'nun batı kesimlerindeki sıcaklıkları anormal derecelerde, yani çok çok yüksek derecelerde arttırıyor. Fakat burada anormal olan bir şey yok. Normallerin üzerinde değerler. Fakat bizim anormal olarak kabul ettiğimiz, iklime bağlayabileceğimiz, iklimden dolayı bu sıcaklıklar bu şekilde artıyor diyebileceğimiz bir durum yok şu anda. Meteorolojik koşullar kendini göstermekte. Şimdi bu gelen sıcaklıklar ne kadar etkili olacak, mevsim normallerine çıkacak o sıcaklıklar? Şimdi İç Ege, Akdeniz'de etkili olacağını söyledik. Siz doğuyu işaret ettiniz. Hangi bölgelerde bu sıcaklığı hissedeceğiz? Kaç dereceleri göreceğiz biz? Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların çok fazla artmasını bekliyoruz. 40 derecelerin üzerine çıkabilir. 41-42 dereceler görülebilir. Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde de yine bu sıcaklıklar artabilir. 35-36 derecelere kadar çıkabilir. Özellikle Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde, güney batı civarlarında, güney batısında ve Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar 40 derecelerin üzerine çıkabilir. Güney Ege taraflarında sıcaklıkların yine 40 derecelerin üzerine çıkması ihtimali var. 35 ile 40 arasında sıcaklıklar görülebilir yine günün saatine bağlı olarak. Ve bunun yanı sıra tabii ki Marmara bölgesine, Marmara'nın özellikle güneydoğusunda sıcaklıklar bir hayli artabilir. 35 derecenin üzerini görebiliriz. Bunlar mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar olacaktır. İstanbul'da da sıcaklıklar yine 4 ila 5 derece kadar mevsim normallerinin üzerinde olabilir. Peki şimdi bir diğer yandan da toz taşınımı hadisesinden söz ediliyor. Bununla ilgili uyarılar var. Malumunuz pandemi döneminden geçiyoruz. Hassas bir noktadayız aslında. İlk aklıma gelen soru şu: sağlık açısından bir tehlike arz eder mi bu durum diye sormak istiyorum. Toz taşınımı nedir? Ülkemizde daha önce sık sık gördüğümüz bir şey midir? Buna da bir açıklık getirebilir misiniz bize?
Toz taşınımı ülkemizde düzenli olarak mevsim değişimlerine bağlı olarak bahar aylarında ve yaz aylarında görülebilen bir hadisedir. Afrika'dan çöl tozları taşınabilir ya da Arabistan'dan çöl tozları ülkemize doğru taşınabilir ve genel olarak aslında Akdeniz bölgesini, Güneydoğu Anadolu bölgesini fazlasıyla etkisi altına alabilir belirli dönemlerde. Bu son günlerde de Arabistan tarafından gelen çöl tozlarının etkisi altına giriyoruz ve bu da Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde ve Akdeniz bölgesinin doğu kesimlerinde fazlasıyla etkili olacaktır. Fakat diğer bölgelerde etkili olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Karadeniz'e kadar bu çöl tozları taşınabilir. Bunun ekolojik olarak fazlasıyla faydası var aslında, yani doğaya faydası var. Gübre etkisi yapar toprakta ve bitkilerde. Amazon ormanlarının oluşum sebeplerinden bir tanesidir bu çöl tozları. Gayet faydalıdır toprağa fakat insanlara çok faydalı değildir. Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle bugünlerde ve Doğu Anadolu bölgesinde yağış beklenmekte. Bu yağışın içinde çöl tozları da olabilir. Ve bu bölgelerde biraz yağmurdan kendini sakınmak gerekli. Diğer bölgelerde de şu bir hafta boyunca zaten sıcaklıklar çok yüksek. Bunun da etkisi var. Dışarıda çok fazla vakit geçiremiyoruz. İç mekanlarda kalmaya birazdan fazla özen göstermek gerekli. Çünkü bugünlerde bu solunum yollarımızdan içeri kolaylıkla girebilen çöl tozları bizim solunum yolu rahatsızlıklarımızın biraz daha tetiklenmesine, örneğin alerjimiz varsa bunun biraz daha tetiklenmesine sebep olabilir. Gözlerde akıntı yapabilir ve bu başka hastalıkları mı yaşıyoruz acaba? Evet. Ben ne yaşıyorum gibi soruları da aklımıza getirebilir. Evet, bu uyarılar tam yerinde oldu Deniz Hanım. Çünkü tam pandemi döneminde acaba ben korona mı oldum soruları sorulmaya başlanacaktır. Haklı olarak vatandaş da şüphelenecektir ya da tedirgin olacaktır. Önümüzdeki günlerde en azından toz fırtınası geçene kadar evde kalmakta da fayda var sıcaklıklar dolayısıyla. Çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığınız için. Doçent Doktor Deniz Demirhan bizimle birlikteydi. Havanın notları ile ilgili son bilgileri kendisinden dinledik. Devam edelim efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere biliyorsunuz dün Katar'a gitti. Erdoğan Katar'da Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede samimi bir hava hakimdi. Erdoğan ziyaretinde Katar caddeleri de Türk bayraklarıyla süslendi. Türkiye ile dost ve kardeş Katar arasında üst düzey ziyaretlere bir yenisi daha eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası ilk ziyaretini Katar'a gerçekleştirdi. Erdoğan, özel uçak turla Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Erdoğan'ı Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atiyah'la Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan'a ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti. Havalimanındaki karşılamanın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Devlet Başkanlığı Sarayı'na geçti. Heyet yolda Türkiye'ye karşı sevgi gösterileriyle karşılandı. Katar caddeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi şerefine Türk ve Katar bayraklarıyla donatıldı. Bir Katar vatandaşı caddedeki bayrakların görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydederek diriliş müziği eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı. Müzik eşliğinde paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, misafiri Erdoğan'ı ve heyetini sarayın giriş kapısında karşıladı. Ardından iki ülke heyetleri arasında görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Al Sani başkanlığındaki görüşmede samimi hava dikkati çekti. Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Erdoğan başkanlığındaki Türk heyet temaslarını tamamlamasının ardından Katar'dan ayrıldı.
Şimdi biliyorsunuz son günlerde sosyal medya konusu ana gündem başlığı. İlerleyen dakikalarda ajans bugün de bu konunun detaylarında konuşacağız. Bu arada Kişisel Verileri Koruma Kurulu sosyal medya uygulaması TikTok hakkında veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resmen inceleme başlatmış durumda. Hemen Ankara'ya gideceğiz, detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. İlter, günaydın. Aslında son günlerde sıkça konuşulan konulardan biri de o uygulama TikTok uygulamasıydı. Çünkü o uygulamayı telefonlarına yükleyenlerin tüm özel verileri ele geçirilebiliyor yönündeki iddialar vardı. Nedir son durum? Cansın Elvacı, işte o iddialar üzerine aslında Kişisel Verileri Koruma Kurulu harekete geçti. Özellikle son birkaç gündür bu yönde iddialar çok sıkça özellikle Türkiye'de dillendirilmeye başlandı. Veri ihlalinden kaç kişi etkilendi veya etkilenen oldu mu? Bu Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından dün başlatılan inceleme kapsamında detaylı bir şekilde araştırıldığını belirtelim. Şu ana kadar henüz bir açıklama gelmedi çünkü inceleme sürecinin devam ettiği yönünde bize gelen bilgiler var. İlerleyen günlerde veya saatlerde bu konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama şüphesiz gelecektir. Tabii TikTok özellikle Türkiye'de de çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Dünyada 800 milyon civarında bir kullanıcısı var. Türkiye'ye baktığımızda da Türkiye en fazla TikTok kullanan ülkeler arasında 3. sırada yer alıyor ki yaklaşık 30 milyon civarında TikTok kullanıcısı var. Tabii bazı riskleri de beraberinde getiriyor. İddiaya göre TikTok kullanıcının telefonunda yer alan fotoğraf ve fotoğraf galerisi ve videolara ulaşabiliyor. Uygulama açık olmasa dahi telefonun kamera ve mikrofonuna da ulaşılabiliyor. Tabii bu da zaten bir takım riskleri beraberinde getirdi ve o riskler bir kez daha iddialarla birlikte bugünlerde gündeme geldiği için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından da bu yönde bir inceleme başlatıldı. Bu inceleme neticesinde ayrıntılar da ortaya çıkmış olacak. Geride bıraktığımız haftalarda Facebook'la ilgili de yine benzer bir inceleme başlatılmıştı. Ve Facebook'a veri ihlali sebebiyle 3 milyon 250 bin lira para cezası kesilmişti. Şimdi gözler Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda TikTok'la ilgili yapılan araştırmalar neticesinde nasıl bir tablo ve gerçek ortaya çıkacak onu da bekleyip göreceğiz Cansın Elbacı. İlter Yeşiltaş'a teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Aslında benzer konunun tartışmaya açılan noktalarından biriyle devam edelim. AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesine ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğü kanun taslağının detayları ortaya çıkmaya başladı efendim. Taslağa göre sahte sosyal medya hesabı açıp zararlı içerik paylaşımında bulunanlara milyonları bulan para cezası uygulanabilecek. Almanya ve Fransa'daki uygulamaları dün ekrana taşımıştık. Onlar incelendi. Onlar incelenerek de hazırlanan taslağın elimize ulaşan detaylarını paylaşalım. Kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeliyle adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Kişisel veriler korunacak. Zararlı içeriği kaldırmayana ağır para cezası uygulanacak. AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun taslağı hazır. Partinin hukukçu kurmayları taslağı hazırlarken Avrupa'daki uygulama ve modelleri inceledi. Almanya ve Fransa'daki uygulamalar mercek altına alındı. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum. Almanya'da 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasağa göre sosyal medya platformlarında yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon euroya varan para cezaları öngörülüyor. Fransa'da ise ırk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise yalnızca 1 saat içerisinde yayından kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde içerik başına 1 milyon 250 bin euro para cezası uygulanıyor. Üzerinde durmamız gereken asıl konu medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Bir düzene sokulması şarttır.
bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. AK Parti sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Fransa ve Almanya örneğinde olduğu gibi bu hesap sahiplerine ağır cezai yaptırımların getirilmesi planlanıyor. Twitter, Instagram ve Facebook'a Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu da taslakta yer alan önemli başlıklardan. MHP'nin de görüşü alınarak hazırlanan taslak önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çok geçmeden de meclis gündemine gelecek. Kritik baro düzenlemesinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı. Görüşmeleri tıkamaya çalışan muhalefet koronavirüs önlemlerini hiçe saydı. Bütün milletvekili arkadaşlar, bu teklif geldi. Yarın görüşülecek. Her bir arkadaşımın komisyonda görevi vardır. Efendim ben hukukçu değilim ya da isim çıktı, yok. Bu ucube Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan, Türkiye'yi kutuplaştıran bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız. Hep birlikte karşı çıkacağız. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan gelen engelleme talimatının ardından soluğu komisyon salonunda aldı muhalefet milletvekilleri. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak. AK Partili ve MHP'li vekiller iki kişilik sıralara tek tek oturup sosyal mesafeyi gözetirken muhalefet milletvekilleri buna aldırış etmedi. Koronavirüs nedeniyle kritik baro düzenlemesinin komisyon görüşmeleri işte bu görüntülerle başladı. Adalet Komisyonu salgın riskini gözeterek meclisin en geniş salonunda bir araya geldi. Ama muhalefet vekilleri sayesinde salonda deyim yerinde ise adım atacak yer kalmadı. Muhalefet partileri özellikle de CHP'nin teklifin görüşülmesi sırasında oyalama taktiği izlemeye devam etmesi bekleniyor. CHP'nin Adalet Komisyonu üyeleri görüşmelerde tam kadroya yer alacak. Diğer vekiller ise 40 kişilik gruplar halinde komisyonda olacak. Komisyon üyesi vekiller 1-1,5 saat konuşacak. Üye olmayanlar da söz almak için mücadele verecek. Hafta sonu dahil Ankara dışına çıkılmayacak. AK Parti ve MHP ortak teklifi 28 maddeden oluşuyor ve çok önemli değişiklikler getiriyor. Türkiye teklifin yasalaşması durumunda çoklu baro sistemiyle tanışacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de birden fazla baro kurulabilecek. Türkiye Barolar Birliği'nin delege sisteminde de köklü değişiklikler getiriyor teklif. İstanbul'un delege sayısı 138'den 12'ye düşecek. Ankara'nın delege sayısı 7'ye, İzmir'inki ise 5'e inecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da 25 Temmuz'da yapmayı planladığı kurultay öncesi CHP İstanbul karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı CHP'li 7 ilçe belediye başkanının karşı toplantı yaptığı iddia edildi efendim. Gizli toplantıya 25 CHP ilçe başkanının da katıldığı iddia ediliyor. Büyük kurultay öncesi CHP İstanbul karıştı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı İstanbul'daki 7 CHP'li ilçe belediye başkanının gizli bir toplantı yaptığı ileri sürüldü. İddiaya göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli'nin başını çektiği 7 kişilik başkan ekibinin gizli toplantısında CHP'nin kurultayında seçilecek parti meclisi üyelerinin masaya yatırıldığı öğrenildi. İddiaya göre İBB Başkanı kimse karışmasın, parlamento meclis üyelerini ben seçeceğim dedi. Buna karşı da 7 ilçe belediye başkanı ve 25 ilçe başkanı gizli bir toplantı düzenledi. Durumdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ekibin İstanbul'daki parti meclisi üyelerini İmamoğlu'nun seçmesine izin vermemek adına örgütlendiği, 25 ilçe başkanının da bu ekibin arkasında oldukları ileri sürüldü. Son vereceğiz. Böylece Ankara'da Bilkent Stadı'nda 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan CHP Büyük Kurultayı için gizli kulis çalışmaları da erken başlamış oldu. CHP'de
kurultay öncesi durumlar biraz karışık. Şimdi koronavirüsle mücadele başlığını açmanın vakti geldi. Efendim her gün aslında 40 bin ve üzerinde test yapılıyor Türkiye'de ve her gün 1000 üzerinde vaka gelmeye devam ediyor. 1186 idi yine son 24 saatin vaka sayısı. 17 vatandaşımız virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız 1543'ün üzerinde. Sıfır vakayı görene kadar bu savaş sürecek. Birçok uyarı yapılıyor. Yeni normale alışmaya çalışıyoruz diyoruz ama İstanbul'da uyarılara karşın tedbirler hala hiçe sayılmaya devam ediliyor. Ardında gördüğünüz bu fotoğraf karesi, hatta görüntüyü şimdi ekrana taşıyacağız. Geçtik trafik kurallarını. Virüsle mücadele konusunda bakın nasıl içler acıtan görüntüler kayda geçti. İnanılır gibi değil ama görüntüler gerçek. Dolmuşlar tıklım tıklım. Hani böyle iç içe gidiyoruz. Ne maske, ne mesafe, ne yolcu sayısı kuralı. Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan minibüs sürücüleri trafik kurallarını da yok saydı. Koronavirüs var biliyorsun, salgın var. Bir şey söyleyecek misin? Yolcular minibüslerden dışarı taşıyor, üstelik hepsinin kapısı açık. Virüs olunca daha çok insan almaya başladılar. Yani gidiyoruz ama Allah'a emanet gidiyoruz yani. Balık istifi minibüslerde yolcular kapılardan sarkıyor. Araçlar fazla yolcu nedeniyle yan yatıyor. Her sabah minibüsler böyle tıka basa dolu. Millet düşüyor, tekrar biniyor. Küçükçekmece'de kayda geçen bu görüntülerde minibüs sürücüleri sadece virüse değil, kazaya da davetiye çıkarıyor. Virüsün Türkiye'de bölgesel dağılımına bakacağız. Önce bazı notlar paylaşmak istiyorum. Erkeklerde vaka ve ölüm oranı kadınlardan yüksek olmuş durumda. Vakaların en çok ve en az olduğu iller yine yer verilmiş noktada. İstanbul vakaların en çok olduğu %19,2 ile hemen ardından Batı Anadolu bölge olarak geliyor ama en çok yoğunluğun yaşandığı nokta Güneydoğu Anadolu bölgesi, %24,7 ile en yoğun virüsün bulaşma oranının olduğu nokta burası. Vakalar en çok orada gözüküyor. Ardından dediğimiz gibi Batı Anadolu, Doğu Marmara geliyor. İstanbul'da rakamların yüksek olduğunu söyledik. Aslında en az vakaların olduğu ve en çok vakaların olduğu illeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Tabii ki son 24 saatin rakamları ile birlikte hızlıca bir bakalım. Bu tabloda şunu gördük. Yani biz bu virüste yaşamayı artık bir şekilde başarabiliyoruz. Ama istediğimiz yerde miyiz? Değiliz. Toplam iyileşen hasta sayısı 180 binlere yaklaştı. Son 24 saatte yaklaşık 50 bin kişiye test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 49.714 kişiye test yapıldı. 1186 kişiye COVID-19 tanısı kondu. İleriye doğru devam edeceğiz. Bir taraftan da sosyal hayatın gereklerini yerine getirirken, bir taraftan bu rakamları daha da indirmenin gayreti içinde olacağız. 17 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısında bir gün öncesine göre düşüş oldu. 1543 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3.483.677'ye ulaştı. Vaka sayısı 202.284, vefat sayısı ise 5.167 oldu. Yani virüs bitti, virüs salgını bitti gibi bir psikolojinin oluşmaması gerekiyor. Biz bir şeyleri aşıyoruz, bir şeylerle yaşamayı öğreniyoruz. Ama bunun için yeni sosyal hayat kurallarıyla yaşamayı bilmemiz gerekiyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1067'ye yükseldi. Solunum cihazına bağlı hasta sayısı 372, toplam iyileşen hasta sayısı ise 176.965 olarak kayıtlara geçti.
Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor. Bugün medyada yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı. Şimdi vakalardaki son durum böyle. Bir yandan amansız bir mücadele var. O mücadelenin en ön safında da sağlık çalışanlarımız var. İlk günden bu yana aslında onlara olan borcumuzu ödeyemeyeceğimizi söylüyoruz. Aylar oldu efendim. Dünya genelinde de virüsle mücadele aylardır sürüyor. Ve bu insanlar aylardır evlerine gitmeden, çoluğunu çocuğunu sevdiklerini görmeden bizlerin hayatını kurtarmaya çalışıyor. Bize bazen kızıyorsunuz. Elbette şunu da ekleyeceğim. İşini her meslekte olduğu gibi hakkıyla yapan sağlık çalışanlarından söz ediyoruz ki onlar canını ortaya koymuş insanlar. Bakın Elazığ'dan görüntüleri taşıyalım, ne olduğunu anlatalım size efendim. Hastaneye götürülüyor bir kişi. Kendisini uyaran doktora da işte böyle saldırıyor. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıyor. Kazada yaralandığını iddia eden Tayfun K. ambulansla Fırat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede şüphelinin trafik kazası geçirmediği ve alkollü olduğu belirlendi. Acil serviste taşkınlık yapan Tayfun K. kendisini uyaran Doktor Mustafa Uçarel'e saldırdı. Yere düştüğü sırada başını sandalyeye çarparak yaralanan doktor meslektaşları tarafından müdahale edildi kendisine. Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Tayfun K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanenin acil servisinde yaşananlar işte güvenlik kamerasına an be an böyle yansıyor. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski albay komutanları Muhsin Kutsi ve Barış Muhammed Tanju Pospor'unda bulunduğu 521 sanıklı dava bugün görülüyor. Savcı mütalasını açıklayacak. Muhabir arkadaşım Rüya Akkuş o noktada davayı takip eden isim. Hemen Rüya'ya günaydın diyelim. Detayları soralım. FETÖ ile mücadele kapsamındaki yeni bir duruşma. Johnson, aslına bakacak olursak oldukça önemli duruşmalardan bir tanesi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi söz konusu olduğunda o tarihten günümüze kadar açılan en fazla sanığı bulunan davadan bahsediyoruz. Her ne kadar akıllarda Akıncı Üssü diye yer etmiş olsa da Muhafız Alayı Komutanlığı davasında tam 521 sanık var. Ve onlar bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacaklar. Çünkü savcı esas hakkındaki mütalasını açıklayacak. Beklentiler bu yönde. Çünkü dava bu aşamaya geldi. Özelliklerine bakacak olursak davanın iç detaylarına, 124 sanığın aslında TRT'yi baskına giden askerler, darbeciler olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda 150'ye yakın sanığın da o esnada Milli Savunma Bakanlığı'na ait lojmanlarda emirleri, darbe emirlerini beklediğini biliyoruz. Hatta şöyle bir detay da verecek olursak, sizler en önemli sanıklardan bahsettiniz. 3 isim gerçekten öne çıkıyor. Albay Muhsin Kutsi Barış o dönemde darbe girişimi esnasında Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu ve bu kapsamda darbe emirlerini kendi birliklerine veren kişi olarak biliniyordu. Yine aynı şekilde Muhafız Alayı Komutanı'nın eski komutanı olan Tanju Pospor da Kosova'da görevli olmasına rağmen sürpriz bir şekilde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'ya gelmiş ve darbe girişiminde TRT'de olarak yoğun bir görev de almıştı. Cuntacılara emir vermişti. Ve yine aynı şekilde Yarbay Ümit Gencer de o dönemde TRT'de olan kişilerden bir tanesiydi. Hatta TRT spikerine darbe bildirgesini okutan, silah zorla okutan kişi olarak da kayıtlara geçti. Yargılama esnasında elbette ki bu kişilerin suçunun sabit olduğu anlaşılmıştı. Çünkü hem tanıklar hem de sanıklar sadece bu isimleri suçlamıştı. Bu yüzden de savcının ne söyleyeceği çok önemli. Birazdan duruşmaya gireceğiz. Mütalaa açıklandıktan sonra da sizlere detayları aktaracağız. Rüya'ya teşekkür edelim. Gözümüz kulağımız o noktada. Rüya'dan yeni gelişmeleri de alıyor olacağız. Biliyorsunuz geride bıraktığımız günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atılmıştı. Ele geçirilenler Ankara Emniyeti'nde sergilendi. Ele geçirilenler arasında yüklü miktarda para, altın ve kılıçların yanı sıra değer biçilemeyen lale figürü bir kolye de var. Lüks otomobiller, milyon değerinde paralar, altın ve kılıçlar. 30 Haziran sabahı saat 4.45'te
11 il, 110 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu. Bataklık operasyonunda ele geçirilenler Ankara Emniyetinde sergilendi. Operasyonda 30 milyonun üzerinde para, 21 adet lüks otomobil, 653 adet tapu, 41 adet tabanca ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Altın işlemeli tesbihler, hasır bileklikler ve çok sayıda bilezik, ancak ele geçirilenler arasında paha biçilemeyen bir ürün daha var. O da lale figürlü bu kolye. Operasyonda ele geçirilenler arasında birbirinden değerli ve özel işlemeli kılıç ve hançerler de yer alıyor. Bataklık operasyonunun Gaziantep ayağında tam 159 adet kılıç ele geçirildi. Onların hepsi burada sergilenmiyor, ancak piyasa değerleri tam 2,5 milyon lira. Aralarında uyuşturucu baronlarının da bulunduğu 93 şüpheliden 74'ü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 67 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ankara'da yabancı uyruklu kişilere sağlık hizmeti verme adı altında merdiven altı diş kliniği ve doğumhane açan 14 kişi suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Adeta harabeyi andıran dairelerde 1000'e yakın tıbbi cihaz ve tam 35 bin kutu ilaç ele geçirildi. Hizmet veren sahte doktorlar emniyette sorguya alındı. Buranın muayenehaneye benzer bir yanı var mı? Evet, var. Diş kliniği, doğumhane ve ecza deposu. Her biri kaçak, her biri merdiven altı. Ankara'da polis, Altındağ'da yabancı uyruklulara yasa dışı sağlık hizmeti veren şüphelilerin bulunduğu 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık şube ekipleri, kağıt toplayıcı ve belediye görevlisi gibi davranarak şüphelileri aylarca takip etti. Kapıyı aç, polis! Ve savcılıktan çıkan iznin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Burası aslında bir diş kliniği olarak kullanılıyor. Tamamen hijyenden uzak ve Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü dışında. Buradaki kullanılan malzemeleri de size göstereceğim. Yine bunlar da sterilden ve hijyenden oldukça uzak. Sahte doktorların yakalanmamak için aldığı önlemlerse şaşırttı. Sahte doktorlar binalarının çevrelerini güvenlik kameralarıyla donatmışlardı. Olası bir yakalanmaya karşı onlar da evin çevresini işte kurdukları bu sistemle an be an takip ediyorlardı. Suriye uyruklu sahte doktorlar ilaç temini için 3 kaçak ecza deposu bile oluşturmuştu. O depoların kepenkleri ve camları kırıldı. İçeride 1000'e yakın tıbbi cihaz ve tam 35 bin kutu ilaç ele geçirildi. Burası da doğumhane olarak kullanılıyordu. Yine burada oldukça pis durumda bir sedye var. Yine aynı şekilde ultrason cihazı da bulunuyor. Buranın muayenehaneye benzer bir yanı var mı? Evet, var. Tek muayene 15 TL, 20 TL. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Amerika'dan ilginç bir haberle devam edeceğiz. Başkent Washington'da Beyaz Saray'ın başı farelerle dertli efendim. Sokakları istila eden fareler halkı tedirgin ediyor. Beyaz Saray'ın etrafını fareler bastı. Görüntüler ABD'nin başkenti Washington'da kayda geçti. ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından Beyaz Saray'ın yakınlarındaki bir caddenin adı siyahilerin hayatları önemlidir şeklinde değiştirildi. Göstericiler burada özerk bir bölge ilan etmek istedi. Sokakta gerginlikler yaşandı. Polislerin gece gündüz nöbet tuttuğu o cadde şimdi fareler ve hamam böceklerinin istilası altında. Görüntülerde fareler çöp poşetlerine saldırıyor. Yırttıkları poşetlerden çöpleri dışarı çıkarıyor. ABD'li yetkililerse bu duruma bir çare bulamıyor. Yalnızca başkentte her sene 1 milyon doların üzerinde bütçe ayrılan fare sorunu yıllardır çözüme kavuşturulamıyor. İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nden kaçmaya çalışan sanığa polis ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Büyükçekmece Adliyesi önünde kelepçeli halde duruşmaya getirilen sanık bir anda polislerin arasından sıyrılarak kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayan uyuşturucu sanığına polis ateş açtı. Açılan ateş sonucu sanıkla adliye önünde
arzu acilik yapan bir kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken polisin olaya ilişkin çalışmaları da sürüyor. İstanbul Ümraniye'de beton yüklü mikser sürücülerin tehlikeli yarışı yürekleri ağza getirdi. İşte o iki mikserin yarışı, görüntüleri taşıyalım, neler olduğunu aktaralım. Sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi görüntüler. Ümraniye Beykoz otoyolunda kaydedilen görüntülerde iki beton mikser sürücünün trafikte tehlikeli yarışı, işte görenleri hayrete düşüren o görüntüler. Kimliği öğrenilemeyen iki beton mikser sürücüsünün yaptığı tehlikeli yarış trafikte haliyle korku dolu anların yaşanmasına da neden oldu. Canlarını hiçe sayan sürücüler trafikteki diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye attı. Tehlikeli yarış başka bir araçtaki kişiler tarafından saniye saniye işte böyle görüntülendi. Şimdi ekranlarınıza İstanbul Halkalı'da trafik kurallarının hiçe sayıldığı bir cadde getireceğiz. Bu caddede kimi girilmez yola giriyor, kimi de yasak olmasına rağmen U dönüşü yapıyor. Her saniye olası bir kazaya davetiye çıkarılan yolda arkadaşlarımız çekim yaparken de bir kaza meydana geldi. İşte kuralların hiçe sayıldığı o cadde. Şuradan dönülmez yani. Buradan dönülür. Buradan dar girdiğin zaman dönemiyorsun, hiç dönemiyorsun. Biraz sıkıntılı bir yer. Kaza yapanlar, kaza yapmasına ramak kalanlar. Burası İstanbul Halkalı. Üzerinde iki hastanenin bulunduğu, trafiğin neredeyse her an yoğun olduğu İstanbul Caddesi. Ancak bu caddede kurallar hiçe sayılıyor. Ters yöne giren araçlar hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atıyor. Burası Halkalı'daki İstanbul Caddesi ve arkamda görmüş olduğunuz yol normalde tek yönlü bir yol ve girilmez tabelasında görüyorsunuz ama TEM yoluna bağlanmak isteyen bazı araçlar yaklaşık 1 kilometrelik mesafe kat etmemek için bu yola giriyorlar ve hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Terstesiniz. Ters değil burası. Nasıl ters değil? Girilmez yazıyor başında. Vallahi bilemedim, o içeride. Girmedin mi tabelayı? Yok, buradan diyal mı giriyorum? Ters değil burası. Sana artık normal gelmiş abi. Hayır. Burası girilmez yol. Nereden gideceğim başka? İleriden U dönüşü var. Bu yeni mi çıktı? Yok, ileriden bizde mi kullandı? Arkadaşa söyle, arkadaş bak gidiyor. Güzel. Haberi görüntülediğimiz dakikalarda ise yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmak isteyen bir araç kazaya sebep oldu. İşte şu anda da sürücüler aşağıya indiler ve araçlarındaki hasara bakıyorlar. Nasıl oldu bilmiyorum ya, bu tarafa sapacaktım. Biraz da yabancısıyım buranın. Yanlış kavşaktan dönüş yapıldı maalesef. Önüme geldi, çarpmış olduk. Ters yöne giren araçlar çoğunlukla karşıdan gelen araçlarla burun buruna geliyor. Kazaya davetiye çıkarıyor. Ters yöndesiniz. Bilmiyorduk ki. Önceden hep buradan gelip gidiyorduk. Orada girilmez tabelası var, görmediniz mi? Yok, hiç dikkat etmedim. Siz de buraya girerek canları tehlikeye atıyorsunuz. Valla işte... Ne karşıdan araç gelse? Doğru söylüyorsunuz, kusura bakmayın. Kolay. Ters yöndesiniz, neden? Allah, biliyoruz. Biliyorsunuz, niye giriyorsunuz? Yalnız sizin yollarınız değil mi buraya? Gizli geç kaldım. Caddeyi her gün kullananlarsa durumdan şikayetçi. Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyor. Kafa kafaya geldiniz oluyor mu? Dün geldim. Buranın aracıyız. Problem yaşıyoruz. Buna nasıl bir çözüm yapabiliriz onu da bilmiyorum. Yani... Belki kamera konulabilir. Kamera konulabilir. Kamera caydırıcı. Trafik kazası olabilir. Belki can alıcı kazalar. Biz şahit olduk, bir tane oldu efendim. Mutlaka bir şeyler olacak burada. İstanbul Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan bir kişi bir kadın tarafından sokakta başından vurularak yaralanmıştı. Polisler kaçan kadını yakaladı.
Akşam saatlerinde cezaevinden izinli çıkan kişi sokakta yürürken bir kadın tarafından başından vurularak yaralanmıştı. Kadının kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ekipler kaçan o kadının peşine düştüler. Eski eşinin yeğeni olduğunu belirleyerek zanlıyı yakaladılar. Kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir zeytin. Siyah zeytine de hile karışmış durumda efendim. Peki gıda teröristlerine ne tür hileler uyguluyorlar ve biz o hileyi nasıl anlayabileceğiz? Bu soruları sorduk. Yanıtını haberimizle birlikte izleyelim. Gıda teröristleri yine iş başında. Bu sefer hedef siyah zeytin. İşte boya katılması gibi, istenmeyen aroma vericilerin kullanımı gibi veya paslanma tehlikesi, sıkıntısı yaratan ekipmanların kullanılması ve bunlar tabii ki gıdanın rengiyle oynuyor, bozuyor rengini. Kahvaltılarımızın vazgeçilmesi siyah zeytine de hile karıştı. Hileciler öyle taktikler kullanıyorlar ki gerçek zeytinden ayırmak imkansız. Peki ya bu konuda neler yapacağız? İşte işin uzmanından tavsiyeler. Zaten yüzeylerden görebiliyorsunuz, aşırı parlak bir yapı var ve siyah görünümlü bir zeytindir bu. Yine zeytinin alıp içini açtığında çekirdeğine bakabilir. Burada çekirdek de zaten anlaşılıyor. Çok koyu, oldukça siyah bir renk, siyaha yakın bir renk. Bu da yine tüketici açısından aslında tedirginlik yaratabilecek bir husustur. Çünkü istenilen o beklenilen açık kahveden koyu kahveye olan tonu göremiyoruz. Zeytinyağındaysa hile daha da büyüyor. Diğer bitkiler, daha ucuz bitkilerin yağları kullanılarak taklit tahşiş söz konusu. Burada da yine maddi kaygılar söz konusu ve maalesef bu insanların sağlığıyla oynuyor. En önemli noktaysa merdiven altı ürünlerden uzak durmak. Merdiven altı işletmeler veya herhangi bir kaydı olmayan, herhangi bir şekilde izlenebilirliği olmayan yerlerden aldığınız, satıcılardan aldığınız ürünler aslında ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Gıda güvenliği açısından, insan sağlığı açısından. Çünkü herhangi bir kontrolden geçmeden aslında bunlar sofranıza geliyor. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Down sendromlu Hüseyin Durmaz polisliğe oldukça meraklıydı. İşte sonrası. Ben Türk polisim oldum. Ben başkomiser oldum. Artı bir kromozomu ona engel olmadı. Önce polis, sonra başkomiser oldu. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Hüseyin Aydın, 12 yıldır özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alıyor. Down sendromlu gencin en büyük hayali ise polis olmaktı. Hüseyin Aydın 26 yaşında özel bir öğrenci, Korkuteli'nde yaşıyor. Birçok eğitim görüyor. Türk polis teşkilatına hayranlığı ise bambaşka. Bu durum ilçe emniyet müdürlüğü tarafından fark edildi ve Hüseyin Aydın onurlandırıldı. Korkuteli ilçe emniyet müdürlüğü olarak göstermiş olduğu başarılardan dolayı tebrik ediyoruz. Ve kendisine başkomiser rütbesiyle onurlandırıyoruz. İnşallah başkomiser rütbesiyle daha güzel daha huzurlu bir komite için çalışacağından da eminiz. Hüseyin bir yandan sembolik olarak başkomiserlik yaparken diğer yandan da aldığı özel eğitimlere devam ediyor. Kısa bir ara, saat başında birlikteyiz. Günaydın, saatleri 10 yaptık. Ajans bugünün yeni saat dilimine başlıyoruz. Oldukça fazla başlık var. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler var. Duruşmalar başlıyor. Az sonra canlı yayında detayları alacağız. Enflasyon rakamları önümüzdeki dakikalarda açıklanacak. Faruk Erdem'le birlikte detayları konuşuyor olacağız. Tabii 7 yaşındaki İkra Nur, biliyorsunuz maalesef cesedine ulaşıldı. Öldü mü, öldürüldü mü sorusu hala gündemde. Son durum ne? Bunu da öğreneceğiz.
çok daha fazlası var. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili dava bugün İstanbul'da başlıyor dedik. O detayla başlayalım. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye iade etmediği sanıklar hakkında gıyabi yargılama yapılacak. Muhabir arkadaşım Emirhan Ergen o noktada bizi bekliyor. Detaylarla birlikte Emirhan günaydın. Tabii ki gözler o noktada. Hemen detayları senden dinleyelim. Günaydın Cansın, iyi yayınlar dileyelim öncelikle. Evet, dünyanın gözünü kulağını çevirdiği ve dikkatle takip ettiği bir dava. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşecek. Saat 11'de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak duruşmada Hatice Cengiz, yani Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, müşteki sıfatıyla yer alacak ve 20 sanıkta gıyaben yargılanacak. Gıyaben yargılanacak diyoruz çünkü olayın üzerinden 2 yıl geçti ancak Suudi Arabistan herhangi bir şekilde hiçbir sanığın iadesini Türkiye'ye yapmadı. İşte bu nedenle aslında bu 20 sanık bugün itibariyle burada gıyaben yargılanacak. Yine burada tanıklar dinlenecek. Saat 11'de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşmasının başlaması bekleniyor. Biz de tabii ki takibimizi sürdürüyoruz. Peki ne olmuştu? İsterseniz davanın geçmişine çok kısa şöyle bir uzanalım. Özellikle 2 Ekim 2018 günü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı evlilik belgelerini almak üzere İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmişti. Ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı başkonsolosluk binasına girdiği anda o sırada kendisini bekleyen 20 kişi tarafından orada boğularak öldürüldü. Aslında oraya gelen kişiler Cemal Kaşıkçı'yı ya canlı bir şekilde Suudi Arabistan'a götürmek ya da direnmesi halinde orada öldürmeyi planlıyorlardı. İşte Cemal Kaşıkçı da orada kendisini bekleyen 20 kişiye direndi ve ne yazık ki orada bulunan 20 kişi tarafından boğularak öldürüldü ve daha sonra Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalara ayrıldı. Tabii ki o dönem aslında bu olay dünyanın gündemine bomba gibi düşmüş ve aslında çok sayıda yerli ve yabancı uluslararası gazeteciler de bu noktaya gelerek olayı takip etmişlerdi. 117 sayfalık bir iddianame var. Bu iddianamede de ilginç detaylar var. Özellikle iddianamede hem Cemal Kaşıkçı'nın dijital kol saatine yansıyan bazı dinlemeler hem de yine konsolosluk binasındaki dinlemeler de yer alıyor ki bu dinlemelerde özellikle Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nasıl parçalanacağı yönünde gerçekten kan donduran ifadelerin olduğu da kamuoyuna yansımıştı. Peki hemen şunu da aslında kamuoyu merak ediyor. Cemal Kaşıkçı neden hedefteydi? Özellikle Cemal Kaşıkçı Batı'da tanınan bir gazeteciydi ve Washington Post yazılarıyla da aslında Prens Muhammed Bin Selman'a da muhalifti. İşte bu nedenle aslında Prens Muhammed Bin Selman tarafından görevlendirilen 20 kişi tarafından Cemal Kaşıkçı İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledildi ve bugün saat 11 itibariyle de burada davanın ilk duruşması görülecek. Biz detayları tabii ki takip etmeye devam edeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi efendim hepimizin yüreğini yakan o haberin detaylarında bu minik İkra Nur'u artık tüm Türkiye tanıyor ki keşke böyle tanımasaydık. 27 Haziran'da kaybolmuştu bu 7 yaşındaki minik yavrumuz. 4 gün sonra da maalesef cansız bedeni bulunmuştu. Ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soru işaretleri var akıllarda. Orada bir ekip de kuruldu. Muhabir arkadaşım Mahmut Erdoğan bölgede bizi bekliyor. Mahmut günaydın. Kolay gelsin. İkra Nur'un aslında fotoğrafını gördüğümüzde inan içimiz acıyor. Nasıl cümleleri toparlayacağımı bilemiyorum ama İkra Nur öldü mü öldürüldü mü sorusu hala netlik kazanmış değil. Nedir son durum, seni dinleyelim. Aslında netlik kazanmayan birçok soru var. Bu sorularının cevabını netleştirmek için emniyet güçlerimiz tarafından bölgedeki çalışmaların titiz bir şekilde devam ettirildiği bilgisini paylaşalım. Dün yine burada hem jandarmaya ait ekipler hem de emniyet birimlerine ait olay yeri inceleme ekipleri vardı. Ekipler ne yaptılar? Hemen yukarıda tepenin ardında İkna Nur'un son göründüğü harmanlık alan var. İşte o harmanlık alandan cesedinin bulunduğu bu dereye kadar yürüyerek geldiler. Yeniden delil araması gerçekleştirdiler. Ancak harmandan aşağıya inme süreleri yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ve o fındıklıklardan biz de ekiplerle beraber geçtiğimizde aslında 7 yaşındaki bir çocuğun bu kadar yol mesafesini tek başına yürümesinin ne kadar zor olduğunu bir kez daha kendimizde test etmiş olduk. Ancak tabii bütün bunlar bizlerin yapmış olduğu testler, denemeler, aramalar, çalışmalar.
Bununla birlikte cevabı bekleyen sorular ise İkranur öldü mü, öldürüldü mü? İşte bununla ilgili de aslında adli tıptan gelecek rapor son derece önem taşıyor. Çünkü İkranur'un cansız bedeni bulunduktan sonra adli tıp kurumuna götürülmüştü. Oradan gelen ilk raporda herhangi bir şekilde kesici, delici ya da ateşleyici herhangi bir MR'nin rastlanmadığı ifadesi paylaşılmıştı. Vücudunda herhangi bir travmatik durumun olmadığı da belirtilmişti. Ancak çoklu organ testine tabi tutulmuştu İkranur'un minik bedeni. İşte buradan gelecek aslında rapor bekleniyor. Çünkü bu rapor İkranur'un ölüm sebebini de ortaya koyacak. Bununla birlikte adli tıptan gelecek rapor beklerken diğer taraftan da güvenlik güçleri tarafından yeniden sorgulamaların devam ettiğini, İkranur'un son göründüğü noktada nelerin yaşandığı ve son görenlerle ilgili olay yerinde bizzat tatbikatlı bir şekilde soruşturmanın da devam ettiği bilgisini sizlerle paylaşalım. Cevabı verilemeyen birçok soru var. Bu cevapların verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Mahmut Erdoğan'a teşekkür edelim. İkranur öldü mü öldürüldü mü sorusunun yanıtı ekipler tarafından aranıyor. Yalnızca İkranur değil maalesef. İki evladımız daha var. Hayatını kaybeden işte onların da fotoğrafları. Eskişehir'de kayıp olan 10 yaşındaki Yusuf Gurubi ve evinin önündeki geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki Melek. İkisini de arama çalışmaları sürüyordu. Bu iki minik yavrumuz daha hayatını kaybetti maalesef. İkisinin de cansız bedeni evlerinden uzak noktalarda bulundu. Tıpkı İkranur'da olduğu gibi aslında Yusuf'ta da benzer soru işaretleri var çünkü evinden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulundu Melek bir çayın içerisinde. Elbette o noktada da araştırmalar sürüyor. Bu çocuklarımız bu şekilde ekranlara gelmesin, onların gülen yüzlerini taşıyalım ekranlara. Hem aileler çocuklarını gözlerinin önünden ayırmasın, hem de kötülerden, kötü insanlardan korumaya çalışsın. İlerleyen dakikalarda bu işi yine uzmanıyla Ajans Bugün'de konuşuyor olacağız. Ama maalesef kelimelerin bittiği nokta. Bu arada bir son dakika gelişmesi yansıyor ekranlara ki beklenen bir gelişmeydi. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu acı haberlerin ardından bu son dakika bilgisini paylaşalım sizlerle. Mert Acıalioğlu bizi bekliyor detayları aktarmak için. Hemen Mert'e günaydın diyelim. Mert kolay gelsin. Hemen rakamları senden dinleyelim. Cansın Elbacı, TÜİK tarafından açıklandığı enflasyon rakamları Haziran ayı geçtiğimiz aya oranla %1.13'lük bir artış gerçekleşti. Enflasyonda yıllık bazda ise %12.62'lik bir artış gerçekleştirilmiş durumda. Oldukça önemliydi. Yılın ilk 6 ayını yani yılın yarısını tamamlamış durumdayız. Ocak ayında bilindiği üzere memurlar %4 üzerinden zamlı maaşlarını almışlardı anlaşmaya göre. Hakem kurulunun kararı doğrultusunda %4'ün ardından şimdi bir %4 daha alacaklar. Bunun üzerine bir de enflasyon farkı eklenecek. Enflasyondaki artış bunun üzerine eklenecekti. O artış da %1.13 olmuş durumda. Yani genel toplamda %5.13'lük bir zam gerçekleştirecek. Memurların maaşlarına, bu ay, önümüzdeki ay alacak oldukları maaşlara. Tabii bilindiği üzere TEFE ve TÜFE üzerinden hesaplanmakta. TÜFE yani tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yani geçen yılın bu ayında yıllık bazdan bugüne kadar %12.62'lik bir artış gerçekleşmiş durumda. Geçtiğimiz ay oranla ise %1.13. ÜFE'ye bakmış olduğumuzda, üretici fiyat endeksine bakmış olduğumuzda ise yıllık bazda %6.17, aylık bazda ise %0.69 oranında bir artış gerçekleştirilmiş durumda. %4'lük bir anlaşma var dedik. Bunun üzerine eklenerek memur maaşları verilecek. Tabii ki emekliler de enflasyona yenik düşmeyecek. Bilindiği üzere AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana emekliyi enflasyona ezdirmedi. Bu hususta da SSK ve Bağkur emeklileri de yapmış olduğumuz hesaba göre yine %5.13'lük bir fark alacak. Yani zamlı bir şekilde alacak. Bu da enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda tekrar etmekte fayda var. Enflasyon farkı geçtiğimiz ay oranla %1.13 oldu. 13'lük bir artış gösterdi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Mert'e teşekkür edelim. Tabii bu rakamlar maaşlara nasıl yansıyacak, kim ne kadar maaş alacak sorusunun yanıtını da az sonra eline boyuna Ajans Bugün içerisinde konuşuyor olacağız. Şimdi her sabah olduğu gibi bu sabah da hızlıca gazete turumuzu başlatalım. Evlerinize, ekranlarınıza gazetelerin ilk sayfalarını taşıyalım efendim. Sabah gazetesiyle başlayacağız turumuza. Hemen manşetteki habere
göz atalım. Çavuşoğlu gerçekleri Almanların yüzüne vurdu. Derdiniz sağlık değil siyaset manşetini atmış gazete. Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını gözden geçirmeli. Objektif kriterlerle bakıldığında güvenli ülkeler listesinde olmamız lazım. Çavuşoğlu'nun açıklamaları, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları biliyorsunuz. Dün Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti Türkiye'ye. Görüyoruz ki siyasi sayıklarla karar alınmış, siyasi sayıklarla de bir ülkenin lehine ya da aleyhine karar almak yanıltır. Hiçbir sağlık verisinin ve şeffaflığının olmadığı bazı ülkeler Avrupa Birliği güvenli ülkeler listesinde var. Türkiye yok. Sağlık hepimiz için önemli. Alman Bakan Maas da bu görüşme sonrasında bir söz verdi. Seyahat uyarısını gözden geçireceklerini söyledi ve uyarı Türkiye'deki yakınlarını ziyaret etmek isteyenler için geçerli değil. Onlar gidip gelebilirler dedi. Haberin detaylarını Sabah gazetesinde bulabilirsiniz efendim. Ve bir önemli ziyaret daha vardı. O ziyarete ilişkin yine bilgiler de gazetenin ilk sayfasında paylaşılmış. Başkan Erdoğan biliyorsunuz dün Katar'a gitti. Hemen o görüşmenin detaylarına da bakalım. Yurt dışı seyahatlerini pandemi nedeniyle ertelemişti Erdoğan. Katar Emiri Al Sani ile İnci Sarayı'nda baş başa görüştüler. Zirvenin ardından iki ülkenin heyetleri çalışma yemeğinde bir araya geldiler. Ve Libya, Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler elbette masadaydı. Koronavirüsle mücadelede işbirliği ve ikili ilişkilerde ele alındı. Gazetenin ilk sayfasında yer alan haberlerden biriydi. Devam edeceğiz turumuza. Sabah gazetesinin ardından bu kez ekranlara Hürriyet gazetesini taşıyacağız. Manşette Ozan beni böyle dövdü başlığını görebiliyorsunuz. Son günlerde gündemde olan bir konu ve maalesef yine başlık kadına şiddet. Ozan Güven'in kendisini dövdüğü dehşet anlarını saniye saniye anlatan Deniz Bulutsuz hem bana hem kendi yüzüne vuruyordu dedi. Açıklamalara yer verilmiş, iddialara yer verilmiş ve yine bu konuyla ilgili de bir köşe yazısı yazılmış Ahmet Hakan tarafından. Manşette görülen haber kadına şiddet haberi maalesef. Ve yine bu kadını bu vahşiden koruyalım başlığı. Recep Yılmaz 17 yaşındayken Zemine eğlenceye tecavüz etti. Sayfayı biraz daha kaydırırsak haberin detaylarını birlikte görelim efendim. Ailesi sahip çıkmayınca çaresiz kadın tecavüzcüsüyle evlenmek zorunda kaldı. Yine bir kadın şiddeti, kadının hayatının bitişini konu alan bir haber daha gazetenin ilk sayfasında paylaşılmış. Ve hızlıca bir başka gazetemize göz atalım gazete turuyla birlikte. Az sonra kadına şiddetle ilgili başlığı da yine sosyal medya başlığıyla birlikte harmanlayarak konuşacağımızı hatırlatalım. Milliyet gazetesi geldi ekrana. Yapmayın gençler başlığını atmış gazete. Yeni normal kuralları çerçevesinde günlerdir biz de ekranlara taşıyoruz biliyorsunuz. Tüm uyarılara rağmen gerçekleşen o asker uğurlama törenlerinden bazı görseller paylaşılmış. Ne maske var ne sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Bu büyük sorumsuzluk haberleştirilmiş ve manşetten görülmüş gazete tarafından. Ve yine detaylara baktığımızda yüzlerce kişi önce sokağı trafiğe kapatıyor. Maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayıyor gençler. El ele halay çekiliyor o noktadan. Meşaleler yakılıyor. Gelen polis ekiplerinin uyarıp ayrılmasının ardından gençler hiç umursamadan eğlencelerine devam ediyorlar. Bunun büyük sorumsuzluk olduğunu belirtiyor uzmanlar. Orada bir tane vaka olsa ortamda 100'e yakın kişi enfekte olur. Bu törenlerden fazla vaka çıkıyor uyarısı yine yinelenmiş gazetenin ilk sayfasında. Gazete turumuzu dilerseniz bu gazeteyle birlikte noktalamış olalım. İlk sayfaları ekranlara taşımış olalım ve gündemdeki başlıkları aktarmaya devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çoklu baro sistemine siyasi parti gibi davranan bazı barolar tarafından karşı çıkılıyor biliyorsunuz. Peki çoklu baro sistemi nedir efendim? Neden daha iyi bir sistemdir? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kullanılan sistemi haberimizle birlikte bir izleyelim. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çoklu baro teklifi bazı çevreler tarafından eleştiriliyor. Bu kesimlerin en büyük iddiası da bu sistemin günümüz dünyasına uygun olmadığı, hatta bu sistemin dünyada kullanılmadığı da iddia ediliyor. Peki bu ne kadar doğru? Çoklu baro sistemi gerçekten kullanılmıyor mu? Hemen cevap verelim.
İmtiyazlarını kaybetmek istemeyen çevrelerin ortaya attığı iddialar tamamen gerçek dışı. Kısa bir araştırma yapıldığında bile bu sistemin en gelişmiş ülkelerde kullanıldığı ortaya çıkıyor. Çoklu baro sistemi avukat temsillerinde adaleti sağlayan, görüşlerin daha özgür ifade edilebildiği ve genç avukatlara da kolaylıklar sağlayan bir sistem. Meclise sunulan sistem Amerika'da 20'ye yakın eyalette uygulanıyor. Örneğin sadece New York'ta 150 baro bulunuyor. Çoklu baro sistemi ayrıca Avrupa'da da yaygın olarak kullanılıyor. Almanya'da 27 ayrı bölge barosu bulunuyor. İngiltere'de aile ceza ve ticaret hukuku alanlarında farklı barolar kurulabiliyor. Yani Türkiye'de bazı çevrelerin iddialarının aksine çoklu baro sistemi en gelişmiş ülkelerde tercih edilen bir sistem. Bu arada örnekler incelendiğinde bu sistemin avukatlar için örgütlenme özgürlükleri sunduğu ve mesleki gelişimi arttırdığı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte sistemin genç ve farklı görüşteki avukatların da önünü açtığı yine dünyadaki örneklerinden açıkça görülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyanın platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamaların ardından gözler artık yeni yapılacak düzenlemelere çevrilmiş durumda. Siber zorbalığa en çok maruz kalan gençler bu konuda ne düşünüyor diye sorduk. Son yapılan araştırmaya göre de öğrencilerin %63,4'ü online mecrada kural istiyor. Dijital ortamdaki en büyük tehlike siber zorbalık. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte çok sayıda kişi siber zorbalığa maruz kalıyor. Ama en çok da çocuklar mağdur. Üstelik koronavirüs salgını nedeniyle çocukların internette geçirdiği süre arttı ve siber zorbalık vakalarında artış yaşandı. Siyasette sosyal medya düzenlemesi tartışılırken öğrenciler de kural getirilmesinden yana. RTÜK'ün yaptığı son araştırmaya göre öğrencilerin %63,4'ü online mecrada kural istiyor. Araştırma Türkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan ortaokul öğrencileriyle yapıldı. Araştırmaya göre öğrencilerin %48,6'sı her gün, %23,8'i haftada birkaç gün, %4,9'u da ayda birkaç gün internet kullanıyor. Öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım süreleri hafta içi 2 saat 2 dakika, hafta sonu ise 2 saat 41 dakika. Araştırmada öğrencilere internette hoşlanmadıkları kişi veya içeriklerle karşılaşıp karşılaşmadıkları da soruldu. %44,2'si bu soruya evet cevabı verdi. Öğrencilerin %42,4'ü böyle bir durumla karşılaştığında ailesiyle, %38,2'si arkadaşlarıyla, %3,8'i öğretmenleriyle, %2,4'ü polisle paylaştığını belirtti. Buna karşın öğrencilerin %31,4'ünün yani her 4 öğrenciden yaklaşık birinin bu durumu hiç kimseyle paylaşmadığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre internet kullanırken hoşlanılmayan kişi veya içerikle karşılaşma durumu yaş grupları yükseldikçe daha sık yaşanıyor. Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha fazla siber zorbalığa maruz kalıyor. Bu yeni düzenleme neden gerekli? Bu sorunun yanıtını da konuşacağız. Değerli bir konuk ağırlayacağız. Psikolog Esra Ezmeci bizimle. Esra Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi yüzler gülüyor ama şöyle başlamak istiyorum. Elbette düzenlemenin etkisini, neden gerekliliğini konuşalım. Psikolojik açıdan da bizim hayatımıza etkisini de konuşalım ama daha az önce seyircilerimiz gördüler. 3 tane yavrunun maalesef hayatını kaybettiğinin haberini verdik. Ölüm nedenlerini henüz net olarak bilmiyoruz ama geçmişte gördüğümüz örnekler ortada. Yine çok yıllar geçmeden önce bu Mavi Balina diye bir oyunla ilgili defalarca sizinle yayında konuştuk. Evet. Çocuklarımız, gençlerimiz bunun sebebiyle kendi hayatlarına, canlarına kıydılar. Şimdi biz sürekli bu haberleri paylaşarak bunların aslında olağan bir durum olarak göremiyoruz. Sadece mesleğimiz gereği biraz daha soğukkanlı durmamız gerekiyor ama içimiz parçalanıyor. Artık yüreğimiz dayanmıyor bizlerin de. Şimdi şöyle başlamak istiyorum konuya. Özellikle de ebeveynlere dikkat çekerek siber zorbalık dedik. Nedir bu siber zorbalık? Çocuklarımız nasıl bir tehlike altında? Nasıl etkileniyoruz biz bundan?
Şimdi tabii burada hem yeni düzenlemeler aracılığıyla konuşuyoruz ama biz aslında bir hem de araştırmacı olarak da bu benim test konum bu arada. 10 seneye yakındır hatta ilk sosyal medya mecraları çıktığından beri lütfen bu konularla ilgili kurallar, kanunlar buraya da getirilsin diye aslında biz çok fazla söyledik. Çünkü bu konudan muzdarip o kadar çok çocuğumuz, işte ergenlik döneminde olan kişiler var ki intihar teşebbüsleri, kendi hayatından vazgeçme, devamlı olarak zorbalığa maruz kalma. Nedir bu siber zorbalık ve siber mağduriyet kapsamındaki çocuklarımız? Şundan bahsetmek istiyorum. Siber zorbalık şu, internet aracılığıyla, iletişim araçlarını kullanarak kişiye devamlı surette zarar vermek. Yani düşmanca davranışları internet aracılığıyla yapmak. Yani bizim normal hayatta nedir? Hakaret etmek olabilir bu. Ya da gizli fotoğraflarını yayınlamak olabilir. Küçük düşürmek olabilir. Başka bir şekilde kötü bir davranışa maruz bırakmak olabilir. Kişilerin içinde, arkadaşların içinde utandırmak olabilir. Bunu siber yolla, internet yoluyla yapıyorsanız siber zorbalık yapmış yani oluyorsunuz. Yani bildiğimiz zorbalığın sadece internet, sosyal mecra üzerindeki hali bu zorbalık. Ama çok daha tehlikeli. Neden? Çünkü kimliğiniz belirsiz olabilir ve her tarafa anında yayabilirsiniz bunu. Mesela iki arkadaş arasında bir zorbalık olduğunu, hakaret olduğunu düşünelim. İki arkadaş bunu bir şekilde halledebilir ya da 3-4 kişiye duyurulur. En fazla bir sınıfa duyurulur. Ama kişinin kim olduğunu bildiği için çocuk ailesine şikayet eder, öğretmenine şikayet eder. Siz bir çocuğa siber zorbalık yaptığınız zaman bir öğrenciye bunu herkes duyabiliyor. Onun istemediği fotoğraflarını yayabiliyorsunuz. Hakaret içerikli şeyler yayabiliyorsunuz. Herkes duyduğu için ve kimliğin de kim olduğu bilinmediği için çocuk çok fazla depresyona girebiliyor. Kendi hayatından soğuyabiliyor. Çok aslında hiç bilmiyoruz ama belki bunlar çok duyulmuyor. Çok riskli sonuçları var bunun. Tüm dünyada ayrıca ülkemizde bu yüzden intihara teşebbüs eden çok gencimiz var. Birçok insan aslında bunun farkında değil. Peki şimdi bilmeden de bu zorbalığa maruz kalabiliyor mu? Çocuklar için konuşursak özellikle. Hı hı. Şimdi çok fazla bilgisayar başında artık yeni nesil çocuklar ki ebeveynleri de sürekli sizler de uzmanlar da uyarıyor. Çocuklarınızı belli saat dilimlerinde gözetim altında bu platformlarda en azından internet üzerinde faydalı şeyleri görsünler, bilsinler. Ama çocuk bunu ayırt edebilecek yetiye sahip değil elbette. Değil. Bilmeden bu zorbalığa maruz kalabilir mi çocuk? Kesinlikle. Şimdi bizim aslında internet dediğimiz ne? Bilgi ve iletişim teknolojisi. Ama şimdi bilgi ve iletişim teknolojisi kısmı çok iyi. Ne güzel biz gerçekten güvenilir kaynaklarsa haberleri alabiliyoruz. Birçok yeniliği takip edebiliyoruz. Ama bu bilgi ve iletişim kısmının yanında bir de çocukların çok rahat iletişime geçebileceği, normal hayatta bizim çok fazla kızabileceğimiz, asla izin vermeyeceğimiz kişilerle iletişime geçebileceği alanlar var. Bakın bunlar nasıl bireyler olabiliyor? Bir kız çocuğunuz var diyelim ve karşısında aslında bir erkek figürü var. Belki 40 yaşında, 50 yaşında ve bir kız çocuğu kimliğinde bir profil açıyor. Ve çocuğunuzla oyun oynuyormuş gibi yapıyor. Ondan fotoğraflarını istiyor. Sonra onunla bir görüşmeye geçiyor. Ama karşısında çocuğunuz kendi yaşıtı bir kız çocuğuyla konuştuğunu zannediyor. Bu pedofilik bir birey olabilir. Çocuğunuzun fotoğraflarını isteyebilir. Sistematik olarak tehdit edebilir. O yüzden lütfen oyunların içeriğini, bir kere aileler de teknolojiye yatkın olmalı ve oyunların içeriğini mutlaka kontrol etmeli. Oyunlarla birlikte kimlerle konuştuğunu, konuştuğu kişilerin gerçek bilgilerini kontrol ediyor olmalı. Çünkü burada aslında en önemli şey bizim siber zorbalıkta sahte kimlikler. Maalesef neden kötüleştik diyoruz. Kimliksizleşme bizi kötüleştiriyor. Biz kendi kimliğimizde olmadığımız zaman çok kötü şeyler yapabiliyor insanlar. Yani bizim kimliğimiz aslında mesela benim birey olarak Esra olma halim beni iyileştiren bir şey. Çünkü ben toplum içinde nasıl davranacağımı bilirim, böyle davranmam gerekir derim. Ama kimliksizleştiğiniz zaman, orada kimliğiniz olmadığı zaman içinizdeki tüm nefreti kusabiliyorsunuz. Ayrıca bunu rahatlıkla yapabileceğiniz için gerçekten kötüleşmeye başlıyorsunuz. Onun içinde daha fazla işte cinayet, istismarlar ya da daha farklı yani şeyler çoğalıyor. Bunu ayrı düşünemeyiz değil mi? Biz şimdi ekranlara taşıdığımız o haberleri, o üçüncü sayfa haberi diye adlandırdığımız kadın cinayetleri, çocukların hayatını kaybetmesi, bu sosyal mecrada yaşananlardan ayrı düşünebilir miyiz? Hayır, gerçek hayat nasıl bir etkileşim söz konusu? Sosyal mecrada
Bakın biz deriz ki zihin davranıştan etkilenir. Siz davranışı kolayca yapabildiğiniz zaman zihniniz kirlenmeye ve bunu yapabileceğine inanmaya başlar. Siz önce sosyal medya üzerinden insanlara hakaret, tehdit, şantaj yapmaya başladığınız anda gerçek hayatta da onu yapabilecek potansiyele bürünürsünüz. Yani psikopat olmaya başlayabilirsiniz. Çünkü empati yeteneğinizi kaybedersiniz. Burada en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Mesela bir şekilde suçlu geliyor, mağdurun gözünü, bakışını görüyor ya da karşısında bir iletişim olduğu için bir şekilde vazgeçebilir. Ama orada hiçbir iletişim yok. Kişi devamlı bir şekilde bunu yapıyor ve karşısında hiç onun vicdanını uyaracak hiçbir davranış yok. O yüzden aslında sosyal medyada kimliğimizin belli olmaması, özellikle bu çok etkili ve bir şekilde sahte kimlikler insanı kötüleştiriyor ve normal hayatta bu suçların, şiddetin, istismarın ve pedofilik istismarın çok daha fazlalaşmasına yol açıyor. Bakın hep bunu da uyarmak istiyorum ailelere. Çocuklarınızın fotoğraflarını koyuyorsun. Hiçbir şekilde kontrol etmiyorsunuz. Aman ne olacak, benim özgürlüğüm diyorsunuz. Evet, ya çocuğunuz ne olacak? Çocuğunuz ne olacak? Orada siz birçok kişiyi açık hale getiriyorsunuz. Siz nasıl? Lan'la şunu duydum. Yayından önce sizinle de konuştuk. Bu çocuğumun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmamam geri kafalılık diyen anneler var. Kulağımla işittim bunu. Yani ebeveynlere çok görev düşüyor. Ne yapsınlar? Şimdi düşünelim, birçok insan var dışarıda ve siz çocuğunuzu bir şekilde ortalarına atıyorsunuz. Aynı şey, hiç farkı yok. Yani ve bu sizin çocuğunuzun özgürlüğü de değil. Siz çocuğunuzu belli bir süslüyorsunuz veya kıyafetleriyle koyuyorsunuz. Çocuğunuz belki ileride bu fotoğraflarının ömür boyu saklanmasını istemiyor. Bir kere çocuğun özgürlüğünü kısıtladınız. Onun dışında pedofilik bireyler için muhteşem bir alan yarattınız. Bu benim özgürlüğüm diyemezsiniz. Nasıl çocuğunuzu dışarıda koruyorsanız orada da korumanız lazım. Birçok birey sahte isimlerle aynı çocuğunuzun yaşındaki gibi bir birey olarak kendini tanıtarak orada avda bekliyor. Çünkü bakın bunlar hasta insanlar. Özellikle bunlar sizin hani biz derken aman yakınlarınızdan bile koruyun derken siz sosyal mecrada birçok insanın önüne bu görüntüleri atıyorsunuz. Bir kere öncelikle çocuğunuzu şuna uyarın. Yapmıyorsanız dahi lütfen çocuğunuz asla iletişim bilgilerini, kimlik bilgilerini, adres bilgilerini tanımadığı kişilere vermeyecek. Tanımadığı kişilerle kendi yaşıtında dahi gözükse konuşmayacak. Birçok pedofilik bireyin kız çocukları, 12-13 yaşında kız çocukları kimliğinde sosyal medyada olduğunu biliyoruz. Bu çok tehlikeli. Ve onun için kimliğin bilinmesi bence en önemli gelecek yaptırımlardan biri olması lazım. Ya insanlar kimlik numaralarıyla girecekler, senin kim olduğun belli olacak ve bir şey yaptığı anda yolda yapamadığı şey benim yolda gelip karşıma hakaret edebilir mi ya da bir şekilde saldırganlık yapabilir mi? Orada yapamayacağı ve yaptığı zaman suç olacak şeyi bana o ortamda da yapamalı ki. Şunu da sorayım o zaman bu tabii. Söylediğiniz üzerine. Şimdi karşıma gelip biri bana orada ettiği gibi hakaret etmesi için daha büyük bir cesaret göstermesi evet. lazım değil mi? Şimdi orada kimliği saklıyor dediniz. Gelecek yeni düzenleme ile birlikte aslında başlıklardan biri de bu. Kişiler belli olsun ya da sosyal ağların muhatabı olsun ki cezai işlemler İnşallah. Uygulanabilsin. Evet. Umarız bu gelir. Şimdi Esra Hanım siz diyorsunuz ki kişiler belli değil ve bu belli olmayan kişiler hasta insanlar. Evet. Peki bu düzenlemenin içeriğine açıklandıktan sonra yani bizim güvenliğimizi sağlayacak içeriye karşı çıkanlar için psikolojide okuma nasıl yapılır? Ben bunu dünden beri çok merak ediyorum. Şimdi, bir insan neden kendi güvende hissetmek istemez? Çünkü orada sadece farklı bir bakış açısından bakarak karşıt durma tepkisi var. Orada ne olduğunu dinlemiyor ki içeriği. İçeriği dinlese kendi çocuğu olacak, kardeşi olacak, herkes mağdur olabilir. Orada farklı tek benim özgürlüğüm olarak bakıyor. Hayır, sizin özgürlüğünüz başkasının zarar görmesi. Burada benim nasıl bir özgürlüğüm var yani peki? Yani özgürlüğüm ben her şeyi söyleyeyim diyor. Böylece rahatlayayım diyor. Her şeyimi ifade edebileceğim bir alanın kısıtlandığını zannediyor. Hayır, siz her şeyin ifade edilebileceği alanı kısıtladığını zannediyorsunuz. Ama çocuğunuza, çoluğunuza, size her şeyi yapamaz insanlar. Bakın şunu konuştuk biz. Ben adli bilimlerde de doktora yapıyorum. 2 saatliğine normal hayattan kanunları kaldırdığınız zaman insanların yapabileceklerine inanamazsınız. O yüzden bu kanunlar ve yaptırımlar şart. Yani insanlar özellikle sosyal ağlarda asla vicdani duygularını kullanamıyor. Bakın normal hayatta bile 2 saat kaldırsanız çok korkunç şeyler olabilirken burada kesinlikle yaptırım olmadı. Burada hele kimlik de yok. İnsanların böylelikle kötüleşmesini sağlıyoruz. Kimliksizleşme,
insanı kötüleştiren, kötülük eylemlerini daha rahatça yapabileceği alan sağlıyor. Ama bu şu da demek aynı zamanda, yapılan araştırmalar çok uzun zamandır bunu gösteriyor. Evet, orada cesaret edemiyor. Aa, orada işte ne diyorlar, klavye şövalyesi, böyle bir tanımlamalar da var. Hayır, aslında onu yapmaya alışa alışa dışarıda da kötüleşiyor. Yani siz orada alıştırdığınız bireyi suç oranında arttırıyorsunuz. Tabii ki bir kimlik haline geliyor. Düşünün, rahatça orada davranıyor, hakaret edebiliyor. İşte insanların kötülüğünü isteyebileceği şeyler, yani söylemlerde bulunuyor. Yani aslında, değil mi? Evet, yaşıyor ama bir süre sonra bakın, yaptığınız şey normalleşir. Kötülük de yaparsanız normalleşir. Ve bir süreçten sonra kişi için bu normalleşmeye başlıyor. O yüzden istismar da normal olmaya başlıyor. Çocuklarla ilgili bu süreçlerde orada nasıl 13 yaşında bir profille, kız çocuğu profiliyle 50 yaşında bir adam konuşuyorsa, normal hayatta da o çocuğa nasıl yakınlaşabileceğini planını yapmaya başlıyor. Siz oradaki hayatla bunu ayıramazsınız. Çünkü orada kişiliği etkileyen etkenler var. Normal hayatta da bu etkiliyor. Peki. O yüzden biz bugün soruyorsak, neden çocuklara istismar arttı? Neden bu kadar psikopatik şeyler oluyor? Çünkü psikopatlaştıran şey sosyal medyada bu kadar özgürce, rahatça davranmak. Kurallar olmazsa, normal hayatımızda nasıl kuralların olmadığında çok korkunç şeyler olabileceği için burada da kurallar olmalı. İnsanlar normal hayatta yapamayacağı şeyleri orada da yapıp normalleştirmemeli. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Için gerçekten önemli bilgilerdi. Çünkü her birimizin hayatına dokunan kesinlikle bilgilerdi. Kesinlikle, ve çocuklarımız var. Yani evet. Ben kendi çocuğum için özellikle bunun olmasını istiyorum. Ben kendi çocuğumu tabii ki uyarıyorum ama herkes bu bilinçli olmayabilir. Önceliğimiz çocuklarımız, tabii ki kurallar gelsin. Ve böylelikle de geleceğimiz çocuklar bizim kesinlikle geleceğimiz diye boşuna söylemiyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Esra İzmeci bizimle birlikteydi. Kendisini uğurlayalım. Ekonomi notlarıyla devam edelim. Ve ekonomi başlığını açıyoruz. Her sabah olduğu gibi değerli konuğumuzla Faruk Erdem bizimle. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Dün aslında bekliyorduk rakamların açıklanmasını. Doğru. Dakikalar önce de açıklandı. Siz yokken ben sizi de andım. İlerleyen dakikalarda konuşacağız kim ne kadar maaş alacak, nasıl yansıdı maaşlara diye. Ama dilerseniz önce yine her sabah olduğu gibi piyasalara verilerle bakalım. Başlayalım. Piyasalarda rakamlar, evet, ne söylüyor? Doları yansıttı arkadaşlarım, evet, ekrana. Dolar söylediğimiz gibi stabil devam ediyor. Enflasyon rakamına göre bir yön belirler diye de düşünmüştük. Ama enflasyonda beklendiği, piyasaların beklediği gibi gelince buradaki stabil seviye devam ediyor 6.85'te. Aslında böyle olması ihracatçıyı, ithalatçıyı da rahatlatıyor, en azından önünü görmüş oluyorlar. Euro'ya da bakalım hemen. Euro'da da yine benzer bir yatay seviye olduğunu görüyoruz. Orada da 7.70'li seviyeler devam ediyor. 7.69-7.73 arasında gidip geliyor. Euro'da yine yatay bir seviye var. Borsamız pozitif açıldı. Hemen borsaya da bakabiliriz. Hı hı. 116.000 üzerinde devam ediyor borsa. Bugün haftanın son işlem günü. Takip ediyor olacağız tabii. Peki şimdi enflasyon rakamları açıklandı. Doğru. Zaten gözler bugündeydi. İlk açıklanan rakamlar üzerinden yorumunuzu da merak ediyorum. Sonrasında evet, yine maaşlara tabii nasıl yansıdı onu da anlatalım seyircilerimize. Haziran enflasyonu tabii piyasaların beklediği gibi bir miktar yüksek geleceği bekleniyordu. Yani normalleşmeyle birlikte. Asıl biz enflasyondaki iyileşmeyi yılın ikinci yarısında göreceğiz. Yılın ilerleyen, yani ikinci yarının ilerleyen aylarında tekhaneleri de görme ihtimalimiz var. Ama şimdi bu ay tabii gıda ağırlıklı ve enerji faturalarında yükselmesiyle bir yüksek enflasyon geldi. Ama dediğim gibi ikinci yarıda iyileşmeyi göreceğiz. Ama Haziran enflasyonunun tabii bir özelliği vardı, her zaman söylüyoruz. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını, evet, belirleyen bir veri oluyor. Niçin? 6 ayda bir maaş zammı alıyor memurlar ve emekliler. 6 aylık enflasyon emeklilerin maaşlarına zam olarak yansıyor. Kimin? İşte o oranlarda, evet, ekrana geldi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %5.75 oldu bu son açıklanan veriyle birlikte. Tabii bu son açıklanan veri belirlemiyor ama Ocak ayından bu yanaki bütün aylardaki artışlar, enflasyonlar, hı hı, onların zam oranlarını belirliyor. 6 aylık zam oranı 5.75 çıkmış oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine bu 5.75'lik 6 aylık enflasyon direkt zam olarak yansıtılacak. Emekli sandığı emeklileri ve memurlar ise zaten toplu sözleşmeden kaynaklı %4
bir zam alacaklardı. Bu %4'lük zammın üstünde oluşan enflasyonda onlara fark olarak ödenecekti. O da 1.75 oldu. Böylece hem SSK ve Bağkurlular hem de emekli sandığı ve memurlar toplamda 5.75'lik zam almış olacaklar. Peki maaşlara nasıl yansıdı? Ona da bakalım. Bakalım hızlıca rakamları taşıdı arkadaşım ekrana. Şimdi bu yeni oranlardan sonra en düşük memur maaşı Ocak'ta bir 3.517 lira 4 kuruştu. Şu anda 3.719 lira 27 kuruş oldu. Tabii buna ek ödemeler de dahil edilecek. Aşağıda vereceğiz çocuk ve aile paraları gibi. Memur emeklisinin en düşük maaşı 2.661 lira 34 kuruştu Ocak zammıyla birlikte. Şimdi 2.814 lira 37 kuruşa yükselmiş oldu. 65 yaş aylığı alıyor 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımız, tabii gelir durumuna göre onlara veriliyor. 672 lira 81 kuruştan 711 lira 50 kuruşa yükselmiş oldu. Evde bakım desteği ödeniyor biliyorsunuz. Evde yaşlısına ve hastasına bakanlara her ay devlet bir maaş veriyor. O 1460 lira 61 kuruştu. 1544 lira 60 kuruşa yükselmiş oldu. Tabii memurun aile yardımı da yükselecek bu yeni oranlarla birlikte. Çalışmayan eş için 332 lira olan aile yardımı 351 liraya çıktı. 0-6 yaş çocuklar her biri için 73 lira olan yardım 77 lira 24 kuruşa çıktı. 6 yaş üstü her çocuk için de 36 lira 52 kuruş olan yardım 38 lira 62 kuruş olarak uygulanacak. Bundan sonraki 6 ay boyunca yani Ocak ayına kadar. Engelli aylıklarında da bir artış söz konusu olacak. %40 ve 69 arası engeli olan arkadaşlarımız 537 lira alıyorlardı. 567 lira, 568 liraya kadar çıkmış oldu onların maaşları. %70 ve üstü engeli olanlar 805 lira 62 kuruş alıyordu. Onlar da 854 lira 93 kuruş olmuş oldu. Şimdi emekli doktorlara ödenen paralarda da bir artış olacak. Uzman ise doktorumuz 2483 lira alıyordu. 2625 lira 80 kuruş oldu. Uzman olmayanların maaşları da 1898 lira 79 kuruştan 2007 lira 97 kuruşa yükselmiş oldu. Tabii söylediğim gibi bu oranlar Ocak ayına kadar uygulanacak. Ocak ayında yeniden Temmuz'la Ocak ayında oluşan enflasyona göre yine memurlar ve emekliler zam almış olacak. Tekrarlayalım isterseniz. En düşük memur maaşı 3.719 lira oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2.814 lira oldu. Şimdi bir de taban aylıklar vardı. Onlara da bakalım. Daha net olsun. Evet. Taban aylıkları SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarını fark eden bize anlattı. En yüksek en düşük neydi, maaş ne oldu onu da konuştuk. Ama taban aylıkları yine emeklilerde eski ve yeni olarak Bağkur hazırladık. Ne oldu durum? Şimdi Bağkur esnaf emeklisinin eski maaşı 1784 lira 11 kuruştu. Bunlar en düşük maaşlardan bahsediyoruz. Tabii daha yüksek maaşlar var. 1886 lira 70 kuruşa çıkmış oldu en düşük maaş. 2000 öncesinde emekli olan, bunlar 2000 öncesi ve 2000 sonrası diye ayrılıyor SSK emeklileri. O yüzden de hani bir intibak tartışması devam ediyor. Onların da maaşı 2111 lira 66 kuruştan 2233 lira 8 kuruşa yükselmiş oldu. En düşük 2000 öncesi emekli olan SSK emekli maaşı bu oldu. Zaten biliyorsunuz bu pandemi süreciyle birlikte en düşük emekli maaşı 1500 liraya düşürülmüştü. O da SSK 2000 sonrası emekli olanlarda en düşük maaşta 1500 lira olacak. Emekli sandığı emeklisini söylemiştik. 2814 lira 37 kuruş. Şuradan birkaç tane de memur arkadaşların maaşlarını hesaplayıp gönderdi arkadaşlarım. Onları da paylaşayım sizle. Lütfen. 9'un birinden bir avukatın maaşı 5224 lira 36 kuruştu. Şu anda 5524 lira 76 kuruşa çıktı bir avukat 9'un biri. Bir 9'un biri öğretmen. Bu 9'un biri kıdem ve derecesinden bahsediyorum. Memurlar bunu biliyorlar. Bir öğretmenin maaşı 4013 liradan en düşük maaş 4243 lira 98 kuruşa çıkmış oldu. Bir hemşirenin yine 9'un birinde bir hemşirenin maaşı 4253 lira 76 kuruştan 4498 lira 35 kuruşa çıktı. Bir polis memuru ile mühendisi de söyleyeceğim. 11'in birinde bir polis memurunun maaşı 5280 liradan 5583 lira 90 kuruşa çıktı. Mühendis 7'nin biri 5591 lira 50 kuruştan
5913 liraya çıkmış oldu. Bu da meslek memur arkadaşların maaşlarında bir kısmını peki, vermiş olduk. Detaylandırmış olduk. Şimdi az da bir süremiz kaldı. Soruları alalım hemen istiyorum hızlıca. Yanıtlayabildiğimiz kadarını yine yanıtlayalım. Size şimdi sormuş şunu da söyleyeyim. Olalım. Bu listeleri evet, hem yarın Takvim Gazetesi'nde görebilirler hem de Sabah.com.tr'de evet, yazacağız inşallah. Peki. Buyurun. Şimdi vatandaş sormuş efendim. İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci evet, işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa emeklilik öne alınır mı? Üç tane soru sormuş. Evet. Üçünü de cevap vereyim. İkinci bir işte çalışmak kanun bakımından bir engel doğurmaz. Yani bizim kanunumuz bir değil iki üç yerde de çalışma imkanı veriyor. Ama bu mantıklı olacak. Yani siz hem İstanbul'da hem de Van'da çalışamazsınız. Bir mantığı olacak. İkincisi yasak mı? Peki işverenin buna itiraz hakkı? Evet onu söyleyeceğim. Tabii işverenin de izninin olması hı, gerekiyor. Üçüncü soru, iki yerden sigorta primi yatsa emeklilik öne alır mı? Hayır, alınmaz. Çünkü bir ay zaten 30 gün. Siz 5 yerde de çalışsanız bu hep 30 gün sayılacak. Ama şu olur, emekli maaşınız artar. Niye? Bir yerden 3 bin lira alıyorsunuzdur, bir yerden de 3 bin lira alıyorsunuzdur. Sizin maaşınız 6 bin liraya çıkıyordur. Peki. Şimdi borsadaki yükseliş sizce ne kadar daha sürer? Borsada evet, nasıl bir strateji önerirsiniz? Borsamız tabii 11 yılın en rekorlar yüksek, kırılmaya devam evet, ediyor. En yüksek çeyrek rekorunu kırdı biliyorsunuz. Hı. Borsaya ilgi devam ediyor. Tabii ne kadar süre bunu uzmanlar değerlendireceklerdir ama borsada nasıl bir strateji ya da şu cevap vereyim kısaca. Borsaya giren yatırımcı uzun vadeli düşünmeli. Hı. Peki. Böyle diyelim. Fazla mesai nasıl belirleniyor? Kaç saat çalışınca mesai olur? Evet. Kanuna göre haftalık çalışma saati 45 saat. Bunun üzerinde çalışılan her saat mesai oluyor ve %50 oranında artırılarak ödenmesi gerekiyor. Yani diyelim ki siz haftada 45 saat çalışmanız gerekiyor ama 50 saat çalıştınız. 5 saat fazla çalışmış oldunuz. Sizin de saatlik ücretiniz 10 lira diyelim. 5 saat fazla çalıştığınız 50 lira yerine size 75 lira fazladan para ödenmesi gerekiyor. Herkes için geçerli mi peki? Evet, herkes için geçerli. Şeyi de karıştırmayalım. Bu fazla çalışma mesai başka bir şey ama mesela bayramda çalışmak başka bir şey. Eğer bayramda çalışmışsanız o zaman ulusal ve dini bayramlarda o zaman %100 oranında artırılmış olarak ödeniyor. Peki. Mesai saatleri dışında gerçekleşen bir olay iş kazası sayılır mı? Çıktım binadan dışarı başıma evet, bir iş geldi. Şimdi binadan çıktınız mesela servise binmek için gidiyorsanız evet iş kazası sayılır. Binadan çıktınız bir arkadaşınızla buluşmaya gidiyorsanız iş kazası sayılmaz. Hmm. Çok uç bir örnek vereyim. Bir arkadaşımız buradan Adana'ya bir tahsilat için gitmiş olsun şirket adına. gündüz işini yapsın, akşam da kaldığı otelde yemeğini yiyor olsun. Başına bir iş gelirse o iş kazası sayılıyor. Mesai saati dışında da olsa. Ya da patron onu görevlendirmiş bir yere gidiyor şirket aracıyla. Kaza geçirdi, iş kazası. Şirketin servisinde kaza geçirdiniz, iş kazası. Belediye otobüsünde kaza geçirdiniz, iş kazası değil. İş kazası değil. Evet. İnternetten yaptığımız alışverişlerde cayma hakkımızı kullanabilir miyiz? Evet, burada 14 günlük cayma hakkı var. Hiçbir sebep göstermeden iade edebilirsiniz. Tabii kullanmamak kaydıyla. O yüzden 14 günlük bir hakkımız var, bunu kullanabiliriz. Hatta bu 14 günlük cayma hakkı uzaktan sözleşmelerde geçerli. Bankadan kredi aldığınızda da bu cayma hakkını kullanabilirsiniz. Sadece alışverişlerde değil. Peki, vatandaşın sorularını da ekrana taşımış olduk. Bugünlük ekonomiyi de noktalandıralım. Ajans bugün de Faruk Erdem'le birlikteydik yine. Sizin merak ettiğiniz soruları da ekrana yansıttık. Şimdi noktalarken Büyük Üstad'ı da anmak istiyoruz efendim. Ölümünün 20. yıl dönümü. O hala bizi gülümsetmeye devam ediyor. Az sonra o görüntüleri paylaşacağız.